Sizi bizzat koruyacağım şehzadem. Yeniçeri'de her daim tetikte olacak. Emniyetiniz için ne lazımsa yapacaklar. Âlâ. Zinhar unutma Ferhat'a. Hataya yer yok. En ufak aksilikte hepimizin kellesi gider. Canımız uğrunuzda feda olsun şehzadem. Lakin merak buyurmayın. Sultan Murat'ın zulmü bu gece son bulacak. Ve Allah'ın izniyle siz çıkacaksınız tahta. Bu yüce devleti adaletle idare edeceğinizden şüphemiz yok. İnşallah Ferhat Ağa. İnşallah. Şehzademizin emniyetini bizzat senin sağlamanı istiyorum. İçiniz rahat olsun paşam. Gereğini yaparım. Lakin Sultan Murat'ın halinden sonra Ocak yek vücut şehzademize destek olmalı. Kemankeş ağa başımızdayken pek mümkün değil. Yeniçeri'ye dağıtılması için kafi miktarda para sağlayacağız. Yine de aksi bir vaziyet hasıl olursa şehzademizin ordugâhtan sağ salim çıkması için gereken tedbiri alın. Merak buyurmayın. Paşam, Gülbahar Sultanımız hakkında tevatür işittim. Sultanımız yaşıyor diyorlar. Doğru mu? Kösem Sultan'ın yalanları bunlar. Hünkârımızın aklına fitne sokup Şehzade Beyazıt'ın başını yakmak istiyorlar. Lakin kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Ağalar, hünkârımızla görüşmek istiyorum. Mühim bir haber getirdim. Hünkârımız istirahatteler. Sabah gel. Sabaha bekleyemem. Mesele mühim. Arz edip çıkacağım hemen. O vakit kılıcını ve hançerini teslim et. Cezasını sen keseceksin. Gerekeni yapma Ezid. Seveceğim Bayezid. Öldükten sonra bile. Hünkârım. Bağışlayın. Gecenin bir vakti rahatsız ediyorum sizi. Fakat arz etmek istediğim bazı hususlar var. Bu
Şehzadem, Sultan Murat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Keşke böyle olmasaydı. Lakin bize başka çare bırakmadı. İçiniz rahat olsun şehzadem. Artık taht sizindir.